Ha? Başarılı olanı yok. Var İyi. mı? Ben bir tek Mourinho yani kim bunu Türkiye'de. Şeymem. Türkiye'de. Şu anda ha, da yok. Türkiye'de, hiç olmadı. Ha, yok. Abi güncellemesi gelmeyen bir Mourinho'dan hiç bahsediyoruz bu arada. Hani Mor da zaten kariyeri aşağı doğru gidiyor. Yani Roma'yı sadece ismi için çalıştırıyor şu an. Ben futbolcu olarak söylemiştim. Teknik adam olarak tabii. Teknik Pardon. adam olarak. Teknik yok. adam olarak? Yani, yani, yok ya, zaten. Yok. Teknik adam olarak yok. Ama biz Fustolca abi hep... olarak diyorum. Böyle milliyetçilik yapmıyoruz ama Teknik direktörlük makamı boşaldığı an büyük küçük kulüplerimizde mutlaka bir Portekizli alternatif oluyor. Çok acayip değil mi ya? Evet. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Portekiz komşu ülke olur. Hani mesela yediğimiz içtiğimiz Hı. aynı olur falan. Kültürel yakınlık. Geçen bir şey vardır yani. Ya, ya gibi, hiç mi, Türkiye'de nasıl ya bir şey 20 tane yerli hoca Rusya'da var. Rusya'da teknik direktör mü yok ya? Rusya ya Rus futbolu. Evet. bu arada Piner nere nereye ya? çalıştırıyordu bu arada? Estoril. Estoril. Ya Portekiz futboluna çok hakimiz ama onu Hı. anladım. Ya çünkü ben değilim abi. Olmak da istemiyorum. Ben de ben de değilim bu arada. Kimse ben de zaten. hani Pinero övgüsü duyunca dedim ki Premier Lig izlemiyor bu babalar. Bundesliga izlemiyorlar. Serie A izlemiyorlar. Lig 1 izlemiyorlar. Portekiz izliyorlar. Öyle bir övgüler duydum ki Pinero hakkında. Abi bir ee, övmek kuzeni Pinero ile birlikte çalışmış. Belki de Rozier'i Rozier Rozier bak. Kuzeni Rozier'i Alex'in tavsiye, Alex tavsiye ettiği Alex'in tavsiye ettiği isim kimdi? orta sahada Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye tavsiye ettiği isim. Sürekli yan Maldanado. Maldonado bravo. Abi ben de kuzenimi çok seviyorum ya mesela. Valla Vallahi ben... tavsiye ederim yani ben de. ya i̇yi mesela, i̇yi yerlere gelsin isterim. Ya Kerem döner anlar dönerden iyi bir dönerci bulduysa bana tavsiyesi. Ben gider oradan döner yerim ama yani mesela başka bir arkadaşımın ki niye yemem? Ne zaman bir şey tavsiye etse kötü çıkıyor çünkü. Hani kim kime neyi tavsiye ediyor? Bak, sana iyi benim, tavsiye bir arkadaşım, bu arada. benim bir arkadaşım çok önemli bir şey söyledi. Ya dedi. Her şey tamam dedi. Pereira'yı gönderdiler dedi. Pereira'yla yollar ayrıldı dedi. Döner diye. demişken de haftaya Sivas'a gidiyorum ya. Oo. O yer oradaydı. Yani. Kapanış galiba evet. yani. Ektama girmesin. Evet. Kapandı Hoş. dediler şey, ya. Şehir ya, bir ya, çok iyi yani. dönerci Bak, var. Tabii. Bak Pereira'yla yollar de. ayrıldı zaten. dedi. Çok kritik bir şey söylüyorum. Tamam mı söylüyorum bir süredir. Oh dedi. Geç de olsa hani hat hatanın neresinden dönülürse zararın neresinden dönülürse kârdır dedi. Peki kardeşim dedi. Bu Pereira fikrini ortaya atan kim dedi? O kadar iyi fenerli ki. Kim dedi ya bu fikri ortaya atan? Ben onu merak ediyorum dedi. Mecburiyetten aldılar ya. Kulüp açıklamalı dedi. Bize Pereira'yı öneren şu kişidir diye dedi. Bir daha ben o kişiyi dedi. Fenerbahçe camiasının futbolunun yakınında görmek istemiyorum dedi. Bak bakış açısı budur. Fenerbahçe'nin sorunu Fenerbahçe Pereira'yı önerendir abi. O öneren de Fenerbahçe'yi tanımıyordur zaten. Ya inanılır gibi bir şey değil ya. Ben hoca hayatımda böyle bir şey ya görmedim. Abi. Geçen yıl Şubat ayı, yanılmıyorsam Şubat ayı gibi ya ara transfer döneminde Başakşehir'e haber göndermişti. Okan Buruk'la sıkıntı olurken. Sonra da Fenerbahçe. Bunların haberlerini yaptığımız için biliyorum Potomaç'ta. İşte yarım kalan hikayeyi tamamlamak falan oradan Çin'den gel Yarım kalan kabusmuş. He ya. yani. E, hoca bulamayınca A+ teknik direktörler çok şey istediler biliyorsun. Bütçe, transfer, yardımcılarının parası falan. Olmadı. Kiminden randevu istediler, randevuyu randevu bile vermediler. E, baktılar ki olmuyor. Kim var boşta? Perera var. E, bizde de çalışmıştı zaten deyip getirdiler. Yani öyle bir hoca yoksa... Türkiye macerası aslında noktalandı artık. Yani yarım kalan hikaye ha, tamamlandığında ben kötü artık... bir hikaye. Anadolu takımlarında bak Anadolu dediğim gibi. Ben o kadar emin değilim. gibi değil mesela. Yarım Anadolu kalan hikaye, bir yarım kalan hikaye, yarım kalan hikaye Emre Belözoğlu'nun hikayesidir arkadaşlar. Pereira'nınki değil. O iyi bitebilecek bir yarım kalan hikaye olabilir. Yarım ya, kalan Pereira, hikaye Emre'nin hikayesi. Pereira geldiğinde Emre denmedi artık, mi Türkiye'de? E, Ali, Ali Koç Başkan çalışacağını düşünmüyorum. Pereira için denmedi mi ki? Pereira kendini güncelledi artık Fenerbahçe hocası olunabil, olabilir diye. Onu, onu izleyen ler Çin'de falan izleyen mutlaka futbol severler vardı Türkiye'de. Ferrari kendini ben, güncellemiş ben, dediler. Ben övüyordum Ferrari'yi. Mesela belli bir zamana kadar da övdüm. Yılmaz savunucusuydum Ferrari'nin. Ama sonradan eee Trabzonspor maçından <laughs> sonra öz eleştiri yaptım ve Perreira'ya olan desteğimi, güvenimi tamamen geri çekiyorum. Bu bir erdem. Bak ben belalı de için yapacağım dedim de. yapmadım. Ama yok gerçekten hata yaptığımı anladım sonradan. Beni de gözümü boyamış yani. Yok ben gaflet uykusundan uyandım. Baktım ki <laughs> bu adam dedim çok inatçı. Ama inatlıyor. şu vardı. Yanlışta er olduğunda... ısrar ediyor. Mesut Özil'i oynatmıyor. Bindiği dalı kesiyor. İrfan'dan bir akıl tutulması ya. yaşıyor. Ben bu ben bu adamı savunuyorum dedim. Ya ne yapıyorum ben? Çoğu fattım bütün fikirlerimi Ferrari'ye topere koydu diyorum ötesi var mı ya? Evet. Fenerbahçe aslında ha, yumuşak ötesi var. bir o yapmadı ya. Yaptık bile. Yapmış olduk. Onu söyleyeyim. <laughs> Kara Gümrük'le karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertler. Maç öncesinde hazırladığımız haberi sizlerle paylaşalım. Sonrasında Volkan Demirel'e karşı sahada olacak Fenerbahçe. Hakikaten hikayesi olan ilginç bir maç bizi bekliyor. Muhtemel 11'e de bakarız. Şimdi haberimizi bir izleyelim. Sarı lacivertli takım gümrükle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkabileceği üzerine e, kafa yorduk. Şöyle bir 11 oluşturduk bunu söyleyelim. Berke kalede, Nazım, kimince Serdar, Novak, Sosa, Mert Hakan, İrfancan, Mesut, Osay, Samuel, Valencia. Aslında Fenerbahçe'nin eldeki kadrosuna baktığımız zaman eldeki oyuncularını düşündüğümüzde e, 4-2-3-1 sistemi üzerinde oynayabilecek ideal kadrolardan biri belki bir ya da iki oyuncu değişir. Yani en basit e, olabilecek en net, karmaşık o, olmayan kadrolardan biri diye düşünüyorum. E, osa üzerine, üzerine kuruluyor zaten. Alakalı. Yani Fenerbahçe futbol takımı osa üzerine kurulan bir takım. Osayi takımın en çok forma giyeni falan olabilir ha. Şaka değil. Hani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir standardı var evet. Yani hızlı falan. Hani Peki yani... Ne El, kadar özellikli bir oyuncu. Eldeki net kanat oyuncularından biri. Ama Anadolu takımlarının birçoğunda ondan, ondan daha iyi oyuncular Mesela, var. Oraya kimi koyabiliriz başka? Ya Fener, şu an o sağı gördüğün yeri. Fenerbahçe kadrosu evet, yani için. Ferdi sakat ben. olmasa Ferdi'yi koyarız, değil mi? Rossi konu bilir. Değil mi? Rossi evet. Yani şu Pelkaz, Geçen ihtimal, yılın en iyi evet. performanslarından biri Şunu niye... bir ihtimal mi? Yani o mevkide oynayabilir. Çok özür o dilerim. Anlamda. Her mevkide olsa Ay Samuel'den iyi oynar. İyi oynayabilir ha. Evet. Her mevkide. En azından şut atar. Kalede de. Şut atar, gol atar. Serdar Kelleci. Valla ben ısrarla Fenerbahçe'nin solunda Valencia'nın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Olur. Fenerbahçe'de Çok da de. çizgiye basabilecek tek oyuncu Valencia. Berisha Sakat bu arada. Evet. Yani evet. şunu da yaparsın. Sen İki tane santforunda aynı tip Berisha ve Serdar Dursun. Ya bu oyuncular hep ön direk koşusu, arka direk koşusu yapan klasik santfor tipleri. Dolayısıyla sen Valencia'yı çizgiye bastırdığın anda orada hemen ön direğe, arka direğe gidecek bir santfor tiplemen var senin. Aslında Valencia'nın kullanım şekli biraz buna itmeli Fenerbahçe ama Valencia'yı Fenerbahçe kenarda kullanmıyor. Yani Forbet'te kullanıyor, santforda kullanıyor, arkasında kullanıyor. Bir maçta Valencia'yı şurada deneyin. En azından şu santrifor tipleriyle. <laughs> Eldeki en iyi santrifor olunca. Valencia'nın maç eksiği olduğu için kanatta biraz zor oynar şu anda. Biraz Bence. da yüklenir orada Yük kanat performansı. Şey. Ama bu yani, ilk 11'de Sosa, başlar mı o maç eksiği sebebiyle? Başlatacak Mesut Sosa ikisi birden oynattığın zaman yalnız Karagümrük'ün işini kolaylaştırabilir <laughs> Fenerbahçe. İrfan Can da burada çok fazla savunma yapmayan. hani ha. Sadece Mert Hakan'a biniyor görev, iş. Merkezden çok açık verir ki Karagümrük'ün de en iyi tarafı merkezi. Aynen. Skor üretemezsen sıkıntı ya çabuk yaşarsın. Çabuk geçiş orada. yapan, hücum geçişi yapan bir takım. Kaldı ki Volkan Demirel de futbolu böyle aman hadi kaleciyle pas yapalım. Hadi arkadaşlar ceza sahasında o ona versin, bu buna versin falan. Hiç bununla işi olacak İlk bir adam. İlk başını izleyebildin mi? İzledim ve... Bunu, direkt bunu, mi oynadı? Direkt oyunu benimseyen yani zaten...